Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyor olacağız? Decoder'lar ile bize verilen bazı boolean fonksiyonlarını tasarlıyor olacağız. Ve inanın bana decoder'lar ile boolean fonksiyonu tasarlamak o kadar kolay ki arkadaşlar. inanılmaz kolay. Peki hocam nasıl? Şimdi iki tane örneğimiz varmış bu ders için. Birincisinden başlayalım. F, A, B, min termleri 0 ve 1 olarak verilmiş. Arkadaşlar her şeyden önce gidelim bir doğruluk tablosunu çıkartalım bu ifadenin. A ve B isimli iki tane değişken var değil mi? Şöyle çizdim. 0, 0. 0, 1, 1 dedim. 0, 1, 0, 1 dedim. Daha sonrasında bir adet dikey çizgi çekiyorum. Buraya da F diyorum. Değerlerim 0 ve birinci min tömlerde 1'miş. Geri kalan yerlerde 0. Böyle bir ifadem var. Ve ben ne yapmak istiyorum? Bunu bir decoder ile ifade etmek istiyorum. Decoder ile tasarlamak istiyorum. E decoder'ın görevi neydi arkadaşlar? Decoder dediğim şeyin 2 tane input'u var. 4 tane output var. Bakın 1, 2 diyorum. Hadi bunlara A ve B diyelim. Tamam mı? 4 tane de A, şey var. Output var. Şöyle şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar decoder'ın mantığı şu. Decoder'da hiçbir zaman net bir input biti yok. Buradaki A ve B'ler aslında bizim seleksiyon bitlerimiz gibi. Yani A ve B'nin farklı değerleri bizim min termlerimizden birini seçecek. Ve bu seçtiği min termin değerini direkt olarak bir yapacak. Bakın maxları hatırlıyorsanız eğer. Yani biz demultiplexer'larda demiştik ki. Demultiplexer'ın arkadaşlar bir tane input vardı. iki tane de mesela seçim biti vardı. Şöyle dört tane de output vardı değil mi? İşte demultiplexer'da bu buradaki input i0 olabilir, c olabilir, a olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama decoder'larda zaten default olarak input değeriniz 1. Buradaki ab sadece seçim yapıyor. Hangisine gideceğiz diye. Bakın burası minterm 0. Şöyle içten yazalım. Minterm 0, minterm 1, minterm 2, burası da minterm 3. Yani arkadaşlar siz aslında geleceksiniz buradan minterm 0 ve minterm 1'i alacaksınız. Bakın şöyle aldık. Bunları bir OR kapısına götüreceğim. İşte sonuçta burada olmuş olacak. FAB yazacağım. Şimdi derseniz ki hocam ben sana inanmıyorum. E hadi gelin kontrol edelim. Diyorum ki A'nın 0 olduğu B'nin de 0 olduğu bir durumda. Ne yapmış olurum ben? Minterm 0'ı 0 yapmış olurum. Geri kalan tüm minterm'ler bakın. Minterm 1 eşittir. Minterm 2 eşittir. Minterm 3 ne olmuş olur? 0 olmuş olur. Bu arada ben minterm 0'ı 1 yapmış olurum. Çok pardon. Onu şöyle düzeltelim. Heh, burayı 1 yapmış olurum. Geri kalan her yere ne yapmış olurum arkadaşlar? 0 yapmış olurum. E çok güzel. Zaten buradaki or kapısı da arkadaşlar benden ne istiyordu? Minterm 0 ve minterm 1'in toplamını. E bakın ne elde ettim ben? Şöyle sonuç 1 diye diyeyim. Çok güzel. Peki A eşittir 1. Örneğin ya da B eşittir 1. Ya da demeyelim de a eşittir 1 ve b eşittir 1. E bu durumda ne yapmış olurum bakın? Min term 3'ü 1 yapmış olurum. E geri kalanlar ne olacak? Min term 0, min term 1, min term 2. Bunların hepsi 0'a eşit olacak. E ben neyi istiyorum? Min term 0 veya min term 1'i istiyorum. E sonuç 0 oldu çünkü her ikisi de 0. E bakın mantığı bu kadar kolaymış arkadaşlar. E o zaman hemen alttaki daha kompleks örneğimize bakalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar doğruluk tablomu. Şöyle bir çizgi çekeyim. A, B, C diyorum değil mi? 8 tane bu sefer ifadem olması lazım. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Karışmasın diye ortadan bir adet çizgi çekelim. Hops şöyle. Bir tane de şöyle dikey bir çizgi çekelim arkadaşlar. B için neleri yazıyorum? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. C için de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 diyorum arkadaşlar. Burada da F, A, B, C var elimde. Onu da böyle yazdıktan sonra hemen bakalım. Min term 0, 2, 4, 6 ve 7 de 1 değerlerini alıyormuşuz. Bakın 0, 2, 4, 6 ve 7. Geri kalan yerlerde bakın buralar 0 olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde elde ettik değil mi biz fonksiyonumuzu? E artık ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Çok çok basit bir şekilde. 3 tane input'um olduğunu görmem lazım. Yani bu aslında ne anlama geliyor arkadaşlar? Decoder'da benim 3 tane seçim bitim olacak. Bakın şöyle decoder eşittir 3 seçim biti olacak arkadaşlar. O zaman hemen gidiyorum buraya bir tane. Şöyle büyük bir dekoder çiziyorum arkadaşlar. Beceremedim tekrar çiziyorum. Bu dekoderın 3 tane seçim biti var demiştim. Bunları da hemen şuraya koyalım bakın. 1, 2, 3. Bunlar da ne olacaktır tabii ki? A, B ve C. Ve bu A, B, C'den arkadaşlar bizim 8 tane farklı output durumumuz olacaktır. Bunlar minterm 0'dan minterm 7'ye kadar bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bunları isimlendirelim bakın. Min term 0, min term 1, min term 2, min term 3. Sırayla devam ediyorum bakın. Kafa karışıklığına hiç gerek yok. 5, 6 ve 7. E ben bakıyorum benimki 0, 2, 4, 6 ve 7 de 1 olmuş. O zaman geliyorum buraya bir tane hop şöyle çok güzel bir or kapısı çiziyorum. Şöyle yaptım. E neleri yollayacağım buraya? Minterm 0'ı yollayacağım mesela bakın. Aldım yolladım. Minterm 2'yi yollayacağım. Getirdim aldım yolladım. Minterm 4'ü yollayacağım. Getirdim yolladım. 6'yı getirdim yolladım. son olarak bir de 7'yi yolladım. E burası benim için ne oldu? F, A, B, C oldu arkadaşlar. İşte bakın bu kadar kolay. Gördünüz mü? Decoderlarla çalışmak inanılmaz kolay arkadaşlar. Peki aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Şimdi de onu göstereyim. Derseniz ki ya hocam biz daha önce Max'larda, Dimax'larda da yaptık. Tamam 3 e 8'de şov yaptın. Peki bana derse ki bu yukarıdaki fonksiyonu yani F, A, 3 değişkenli fonksiyonu 3'e 8 değil de 2'ye 4 bir dekoder ile göster derse onu nasıl yapacağız dediğinizde bakın hemen orada da şunu düşünüyoruz. Benim dekoder dediğim şeyin arkadaşlar doğruluk tablosu nasıl bir şey? Bakın hemen yazalım. Diyelim ki AB olsun dekoderin inputları ya da AB olmasın ya kafamız karışmasın. Input 0, input 1 olsun mu? Ya da o da olmasın. Ne diyelim? X, Y diyelim ya. Farklı bir şey olsun. X, Y dedim. Tamam mı? Bunlar inputları. Outputlarım ne olacaktır? Output 0 diyorum bakın. Output 1, output 2, output 3 olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Devamında da ne yapacağım? Bu X, Y'nin farklı değerleri. 0, 0, 1, 1. Y içinde 0, 1, 0, 1 arkadaşlar. Bunların sonuçları ne çıkar? Bakın X de 0 olduğunda sadece ve sadece output 0, 1 olur. Geri kalan her yer 0 olmuş olur. Bakın bu durum şöyle bir kaydırak gibi devam ediyor ve biz bunu zaten daha öncesinden de görmüştük. O zaman benim şu anki sorum şu arkadaşlar. Ben bu durumlara göre mesela x y'nin her ikisinin de sıfır olduğu bu x'i a, y'yi de b yapsam bunların her ikisinin sıfır olduğu durumu incelesem tabloda ne görürüm? Bakın şöyle bir tane çizgi çekiyorum. Buraya artık diyorum ki benim 2'ye 4'lük dekodarımın doğruluk tablosunu yazıyorum ben. Onun için de output değil de çıktı kelimesini kullanalım. Çıktı 1, çıktı 2, çıktı 3, çıktı 4. Tamam mı? Şöyle işaretledim. Diyorum ki eğer x ve y yani a ve b aynı anda 0 olsaydı. Bakın c neyse sonuç tam tersi çıkmış arkadaşlar. Demek ki c1'de c'nin değili çıkacak. Diğer yerlerde de 0 çıkacak. Peki x0 y1 iken ve x'e a'yı y'ye B'ye de B'yi bağladığımıza göre. Yani A 0 B 1 iken. Bakın yine C ne ise tam tersi çıkmış arkadaşlar. Demek ki 0 C'nin değili 0 0 olacak. Peki X 1 Y 0 iken yani A 1 B 0 iken o duruma bakıyorum. Yine C ne ise sonuç tam tersi çıkmış. 0, 0, C'nin değili 0. Peki her ikisi de bir kendi olmuş arkadaşlar. Sonuç her zaman 1 çıkmış. Yani 0, 0, 0 bu sefer 1 olacak. Ve bunu böyle yaptığım için aslında çok basit bir şekilde şu an dekoder devresini de çizebilirim. Hemen aldım buraya bir tane basit dikdörtgen çizdim. Ben bunları hep tek seferde yapamıyorum. Niye bilmiyorum. Ha şimdi yaptım. İki tane girdisi olacak arkadaşlar. Bu girdiler A ve B bildiğiniz üzere. Ve dört tane de çıktığımız, çıktığımız olacak. Bir, iki, üç, dört diyorum. Burası bakın. Minterm term sıfır, min term bir, min term iki. Min, -term 2. min -term değil. Gerçi bunlar da yazdım artık. Hatta yazmayayım sili vereyim yaptım Değil mi? Niye yanlış bir şey yazalım ki? Buraya çıktı 1 diyorum, çıktı 2 diyorum, çıktı 3 diyorum, çıktı 4 diyorum. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki eğer A ve B 0 olur ise ben ne elde edeceğim? Sade bir 1 elde edeceğim. Ama ne elde etmem lazım? C'nin D'yle. Ha, o zaman şöyle bir şey yapıyorum bakın. Şuradan bir tane C sinyali getirdim tamam mı? Bunun da böyle D'lini aldım. Daha sonrasında arkadaşlar bir tane şöyle V kapısı açtım. Bu C1'i buraya yolladım. Bu C'nin değerinde buraya yolladım. Buranın çıkışı C'nin değili oldu değil mi? Çünkü A eşittir 0, B eşittir 0 iken zaten C1, C1 1 olacaktı. Burayı 1 yapmış oldum. E buraya da C'nin değilini getirdim. 1 ve C'nin değili her zaman C'nin değili çıkar arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Yani aslında burası benim için ne oldu? C'nin değili yazmayalım da oraya. Burası benim için Y 0 oldu arkadaşlar. Yani output 0 diyebiliriz. Peki C2 için ne yapacağım? Bakın tamamen aynı şey arkadaşlar. Şu C2'yi aldım. Daha sonrasında buna da bir tane C'nin değili bağlayacağım. Şöyle V kapısıyla. Şöyle göstereyim. Şuraya da C'nin değili yazdım hemen. C3 için ne yapacağız arkadaşlar? Tamamen aynı süreç. Bir tane daha V kapısı oluşturuyorum. Şöyle C3'ü bağladım. Şöyle de C'nin değilini bağladım. Output'u aldım. Burası output 1 idi. Burası output 2. Peki C4'te ne yapacağım? C4'te bir şey yapmama gerek yok. Çünkü orası zaten her türlü 1 çıkacaktır arkadaşlar. İşte bu şekilde ifade etmiş oldum. Umarım anlatabilmişimdir burada derdimi. Buradaki asıl olay şu arkadaşlar. Input'ta bir dimax gibi farklı değer veremiyorsunuz. Yani input'a gidip I1, I2, I3. Hani bazı arkadaşlar yorumlarda sorabilir o yüzden söylüyorum. Hocam mesela neden input'ta hani C'nin değili vermedik, C'nin değili versek. Hani ekstra bir C'nin değili ne outputta eklememize gerek kalmazdı diyenler olabilir. Fakat bir decoder'da da input her zaman birdir arkadaşlar. Seleksiyon bitleriyle sadece birin nereye konumlanacağını gösterirsiniz. E, dediğiniz şey için tabii bir de max kullanmak daha mantıklı. Umarım anlaşılabilir bir ders olmuştur. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben eğer kanalımızın size faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bunun dışında henüz abone olmadıysanız abone olmayı değerlendirmeniz bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda katıl üyeliklerimiz açık ve katıl üyelik çok canlı desteklerimiz oluyor arkadaşlar katıl üyeliklerini de belki değerlendirmek isteyebilirsiniz hemen yapmanız gereken şey videonun hafif altına gidip profil resminin olduğu yerin yanında abone ol tuşunun yanında ki abone olmuşsanız zaten bildirimleri aç yazar muhtemelen onun yanında bir katıl butonu var oraya basabilirsiniz dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim bundan bir sonraki derste bir full edir tasarlıyor olacağız o videoda görüşmek üzere you mm -hmm.